أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقدت الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينا لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال فسننظر أن صدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألق إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Arkadaşlar Nem suresi ayet 20'de devam ediyoruz. Bu ayetlerin öncekilerle münasebetlerine gelince bu mübarek ayetler Allah'ın kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık yani krallık verdiği Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ı anlatmaya devam ediyor. Süleyman hem Allah'ın elçisi hem de hükümdarı. Allah insanları ve cinleri onun emrine vermiş ve ona kuş dilini öğretmişti. Bu ayet-i kerimeler onun Sebe kraliçesi Belkıs ile olan kıssasını ve onun zamanında meydana gelen harikulade olayları anlatır. Kelimelerin izahına gelince tefakkade teftiş etti, tefakkud insanın yanında olmayan şeyi araştırmasıdır. El-hab gizlenmiş şey demektir. Sagirun hor ve akil kişiler anlamında. Horluk manasına gelen sagar kökündedir.
İfrit insan ve şeytanların azgın ve kuvvetlisi hilekarı düzenbazı. İfrit insan ve şeytanların yani cinlerin azgını, kuvvetlisi, düzenbazı, her türlü dalavereyi çevirmeye müsait olan sarh, köşk, yüksek köşk anlamında mümerrit, düz ve parlak, kavarir, şişe manasına gelen kararu, karuraten kelimesinin çoğuludur. Tefsire gelince ve tefekkate tayra, Süleyman kuş topluluğunu teftiş etti. Yani araştırdı. Fekale maliye la eran hudhud. Dedi ki ben hududu göremiyorum. Hayırdır? Yani kuşları teftiş etti Süleyman ve dedi ki ben hudhudu göremiyorum. Müfessirler diyorlar ki Süleyman Aleyhisselam yola çıktığında kuşlar onunla birlikte çıkar ve kanatlarıyla Süleyman Aleyhisselam'ı gölgelendirirlerdi. Süleyman karınca vadisinde ayrılıp ıssız bir yere konaklayınca orada susadı ve onda su istediler. Ona suyun bulunduğu yeri hüdüd kuşu gösterdi. Şurada su var dediğinde şeytanlar orayı kazar ve sular fışkırırdı. O gün Süleyman hududu aradı fakat bulamadı. Yani cinler. Mesela Süleyman Aleyhisselam suya ihtiyacı olursa der ki hüdüd işte kuş burada su vardır. Bunun üzerine cinlere veya işte şeytanlara emir verilir. Onlar orayı kazarlar, su fışkırır ve onlar su ihtiyaçlarını giderirlerdi. Fakat Süleyman Aleyhisselam yine böyle bir noktadayken bakıyor, hüdüd yok ortada. اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Yoksa dedi ki o hüdüd kayıplara mı karıştı yani Süleyman Aleyhisselam? Böyle biz geçen sefer demiştik arkadaşlar. Süleyman Aleyhisselam muntazam bir şekilde ordusunu işte şey yapan, düzenleyen birisi. İşte bütün her şeyin kendisine musahhar kılındığı birisi. Tabii ki kuşları da yani kuş ordusunu da teftiş ediyor. Ve hüdüd yok diyor ki yani o acaba kayıp mı oldu? Benden izinsiz çekip gitti mi demek istiyor. لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَا اَذْحَبَنَّهُ اَوْ لَا يَأْتِيَنِ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. O bana ya bir mazeret, açık bir delil getirir ya da onu ne yaparım? Elim bir şekilde cezalandırırım Süleyman Aleyhisselam diyor. Yani onu hapsetmek veya tüylerini olmak suretiyle onu cezaya çarptırırım diyor Süleyman Aleyhisselam. Şimdi bu konu sonucuna gelecek arkadaşlar. Alimler hükümdarların yani kralların, başkanların halklarını teftiş etmelerini gerektiğine dair güzel yani bunun güzel bir şey olduğunu söylemişlerdir. Hakikaten böyledir. Adil hükümdarlar, adil krallar yani böyle tebaası olanlarda kendilerini sorumlu hissederler. Şimdi Nizamül Mülk'ün meşhur bir eseri var arkadaşlar, Siyasetname. Orada Nizamül Mülk saati ne kadar doğrudur bilemem ama şöyle bir şey zikrediyor. Diyor ki diyor, Hazreti Ömer vefat edeceği zaman oğlu İbn Ömer'e diyor ki diyor, ben diyor işte vefat ettikten 3 gün sonra beni rüyanda görürsün. İbn Ömer tabi babası vefat ettikten sonra 12 sene rüyasında göremiyor babasını. Yani 12 sene sonra ancak babasını rüyasında görür. Ve diyor ki ey babacım hani sen ben vefat ettikten 3 gün sonra beni rüyada göreceğini söylemiştin diyor hani Hazreti Ömer'i. O da diyor ki diyor ben diyor halifeyken diyor Bağdat'ın bilmiyorum falanca yerinde işte bir köprü vardı. O köprü diyor o zaman işte görevli olan kimseleri orayı tamir etmediklerinden dolayı köprü çürümüştü. Bir koyun orada geçmiş ve koyun çürük olan köprüde ayağı içeri girmiş. Ayağı kırıldığından dolayı ben o zamandan beri de bunun hesabını veriyorum diyor. Ancak o bitti diyor ve şimdi diyor yani sen rüyana girdin diyor. Şimdi hakikaten baktığımız zaman yani dedi ki alimler demişler yani kralın işte başkanın, hükümdarın tebaasını şey yapması yani teftiş etmesi hallerini baktığımız zaman bu zaviyede baktığımız zaman Süleyman Aleyhisselam bırakın insanları cinler bile teftiş ediyor yani. Hani ne oldular herkesin neticede bir işi var ve şey bir görevi var. Kuşu şey yapıyor, hüdüdü ve diyor ki o ya bana meşru bir müdafada bulunur yani bir delil getirir ya da ben diyor onu cezalandırırım diyor. 22. ayette femekete galebe ayda çok bir zaman geçmedi yani belli bir süre geçtikten sonra ne oldu? Hüdüd çıka geldi Süleyman Aleyhisselam'a geldi. Fekale ahattu bima lem tuhit bi. Dedi ki senin görmedin bilmedin bir yeri ben gördüm dedi. Yani hüdüd çıkıyor belli bir süre sonra Süleyman Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki senin görmedin bilmedin bir yeri ben biliyorum diyor. Bildim diyor, gördüm diyor. Ve ci'tuke min sebe'in yakin. Sebe'de
ben apaçık bir haberle, yani kesin bir bilgiyle sana geldim. Yani kesin bir istihbarat, ben tabiri neyse istihbarat olarak gitmiştim diyor ve diyoruz işte Yemen'in şehirlerine bugün olan Sebe'de diyor ben sana apaçık haberler getirdim. Yani ben böyle kafama göre işte ortada kaybolmak değil, böyle görünü savsaklayan değil de ben mühim bir işle karşılaştım. Orada istihbarat toplamak anlamında istihbarat topladım ve Yemen'de böyle bir haber sana getirdim diyor. Ve devamlı diyor ki inni vecetu timraeten temliku. Diyor ki benim orada gördüğüm en olağanüstü şeylerden birisi inni vecetu imraten temlikum. Ben orada bir kadın gördüm diyor. Bir kraliçe gördüm diyor. Ona diyor o büyük bir mülke sahiptir. Yani ben orada bir kraliçe gördüm. O kraliçe yani kral olan kadın nedir? Büyük bir mülkü vardır diyor. Büyük bir mülke sahip olan, büyük bir devleti olan bir kadın ben gördüm diyor. Ve utiyet min kulli şey. Ve diyor ona her şey verilmişti diyor yani. Hani Süleyman Aleyhisselam normalde hükümdar Süleyman Aleyhisselam'a her şey verilmiş. Ama Hüdhüd bu Sebe kraliçesini görünce ona da çok şeyler verdiğini görünce şaşırıyor. Ve diyor ki ona her şey verilmiş. Herhalde Hüdhüd'ün en çok dikkatini çeken şey de Veleha Arşun Adim bile diyor ki onun büyük bir tahtı var diyor. Kocaman bir tahtı var diyor yani. Böyle akla hayale gelmeyecek şekilde bir kocaman bir tahtı var diyor. Katade diyor ki Belkıs'ın tahtı altında tahtının ayakları mücevherlerde yapılmış olup inciyle süslenmişti. Allah'ım. Zaten böyledir. Tarihte de biliyorsunuz arkadaşlar bazı krallar işte mesela tuvaletlerin taşlarını bile altında yapmışlardır. Yani normalde hiçbir kıymet harbiyesi olmamış ama tabii ki insan tarihinlaşınca bir de azınca tuvaletin taşını da altında yapması çok normal olan bir şeydir. Katade diyor ki onun tahtı neydi? Belkıs'ın tahtı altındaydı. Tahtın ayakları mücevherden. Bunlar sıradan şeyler değil. İnsanlar bunun için birbirini öldürüyorlar biliyorsunuz. Yapılmış olduğu inciyle süslenmişti diyor. Taberi de diyor ki burada tahtın büyüklüğünden maksat genişlik ve yükseklik bakımında büyüklüğü değil, değer ve önem bakımında büyüklüğüdür. Allahu alem öyle olsa gerek. Yani insanlar hani Süleyman Aleyhisselam'a bu daha doğru olsa gerek. Yani bu ikincisi yani böyle maddi alandaki gücü değil de manevi alandaki gücü. Manevi alandaki gücü nedir? Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın emrine her şey verilmişti değil mi? Yani biz dedik ya işte insanlar, cinler vesaire, kuşlar, şunlar bunlar hepsi verilmişti. Ama onun büyük bir arşı vardır yani mülk sahibidir, kraliçedir diyor. Yani demek istediği şey şu. Yani o bir emirler veriyor. İnsanlar onun emrine harfine uyuyorlar ve bu istediğini yaptırıyor diyor. Bu anlamda büyük bir tahtı vardır. Zaten insanlar hükmedenlerin de en sevdikleri şey mesela başta olan bir kimse emirleri o kadar çok yaygınlaşır ki yani otoritesi o kadar çok yaygındır ki her tarafta şey olur. İşte her tarafta tabirleri neyse insanlar tarafından hissedilir. Mesela işte bu Bas rejimlerin olduğu yerlerde adam diyelim ki böyle başka bir ülkede bile olsa Bas yöneticilerle alakalı konuşmaktan çekinir. Niye? Onların belki bir adamları falan burada vardır. Beni hemen ispiyonlarlar ve benim başıma bela gelir diye. Böyle bu anlamda Allah-u Alem bu daha doğrusu olsa gerek. İbn Abbas da arşun azim yani büyük arş güzel yapılmış değerli bir tahttır. Belkıs'ın tahtı altında tahtın ayakları ise incidi ve mücevherdeydi. Daha sonra Hüdüd daha büyük ve önemli olan olayı anlatmaya başlayarak. Evet arşları büyük ama peki ne yapıyorlar bunlar? Vecedtu ben onu gördüm. Ve kavmuhu ve kavmini yescudune lişşemsi min dunillah. Onlar Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar diyor. Yani ben diyor hani arşını falan gördüm. Daha garip olanı ise onlar Allah bu nimetleri onlara vermelerine rağmen yani böyle güzel bir ülke, böyle güzel bir halk yani güzel derken yani yöneticilerine itaat etmek anlamında böyle kocaman bir işte ekonomik alanda zengin olan işte siyasi alanda zengin olan bir ülkenin Allah'a kulluk etmeleri gerekirken onlar ne yapıyorlar? Onlar Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar. Ve zeyyenne lehumu şeytanu a'malahum. Şeytan da onların bu amellerini onları süslemiş. Aa, ne güzel yapıyorsunuz siz böyle devam edin diye günümüzdekiler gibi. Yani onlar Allah'a kulluk etmek gerekirken güneşe tapınıyorlar, güneşe secde ediyorlar. Ve şeytan da onların bu amellerini onlara süslü göstermiş. Fesadduhum anissebil. Ve böylece onları ne yapmış şeytan? Onları doğru yolda alıkoymuş. Yani onların şeytanın bu yuvası sonucu onlar ne yapmışlar? Onlar doğru yolda çıkmışlar. Fehum la yehtedun.
şeytanın onları saptırması sebebiyle, sabrın genelde böyle tefsir ettiğinden dolayı ben de böyle diyorum. Yani şeytan saptırması sebebiyle Allah'a ve onun birine yol bulamıyorlar. Yani hidayet bulamıyorlar. Aynen öyle. Yani şeytan saptırmıştır. Dolayısıyla onlar artık hidayeti bulamıyorlar diyor. Kim diyor? Hüdüd diyor. Devamla diyor ki اَلَّا يَسْجُدُ اللّٰهُ الَّذ۪ي يَخْرُجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde nice gizlenmiş, hap demiştik ya gizlemek, nice gizli olan şeyler, yani gizli olan hususları Allah bilir, yaratıcısıdır. Ona secde etmeleri gerekmiyor mu? Ona kulluk etmeleri gerekmiyor mu? Ona tapınmaları gerekmiyor mu diyor Hüdüd. İbn Abbas diyor ki Allah göklerde ve yerde gizli olan her şeyi bilir. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. La ilahe illallah azze kim. Allahu la ilahe illallah. Gökte ve yerde ne varsa hiç şu an gizli kalmaz ayeti. İşte Hüdüd buna çok şaşırarak diyor ki her şeyin gizlisine sahip olan ve bunları ortaya çıkartan Allah'a kulluk etmeleri gerekmiyor mu, secde etmeleri gerekmiyor mu? يَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Allah gizli ve zahir olan her şeyi bilir. Yani ayan beyan olan şeyi de bilir alemlere kullanan Allah. Gizli olanları da bilir. Allahu la ilahe illahu. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisine başka mabut, tanrı, ilah yoktur. Huve Rabbul arşil azim. O büyük arşın sahibidir. Yani secde edilmeye layık olan, alemlere kullanan Allah'tır. Hüdüd buraya kadar Süleyman Aleyhisselam'a tabirleri neyse şey yaptı. Sunumunu yaptı veya birim fik verdi. Birim fikinden sonra Hüdüd'ün bu sefer 27. ayette Kale Süleyman Aleyhisselam diyor ki senden duru em sadekte em kunde minel kâdibin. Bakacağım diyor, yani araştıracağım. Yani şimdi sen bu haberi getirdin. Süleyman Aleyhisselam teyit etmek anlamında diyor bakacağım. Sen gerçekten doğru mu söylüyorsun yoksa yalan mı söylüyorsun diyor. Araştıracağım diyor. Bu haberi diyor araştıracağım, bakalım sen gerçekten doğru mu söylüyorsun yalan mı söylüyorsun. İbnül Cevzi der ki Süleyman kendisine başka bir hükümdar bulunmasını kabul etmediği için Hüdüd'ün haberinde şüphe etti. Olabilir. Yani böyle olabilir. Sonra bir mektup yazarak onu mühürle mühürledi ve Hüdüd'e verdi. Şöyle dedi. İzheb bi kitabi hâde fe'elkîm ileyh. Dedi ki al bu mektubu. Al bu kitabı. Yani bu yazılmış olan şeyi al. Ve git bunu o işte kraliçe dedin kimseye verdin. İbnül Cevzi böyle diyor. Yani diyor ki Süleyman Aleyhisselam kendisinden başka bir melik olacağını düşünmediğinden dolayı. Allah-u Alem bu zor bir ihtimaldir. Çünkü Süleyman Aleyhisselam cinler bile emre verilmişse herhalde bunu biliyor da bizim bilmemiz başka bir şey olabilir. İşte diyor ki madem böyleyse diyor Süleyman Aleyhisselam al diyor bu mektubu diyor götür diyor. Yani bu kitabı götür diyor. O senin karşılaşmış olduğun kraliçeye ver diyor. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ. Sonra onları sakınarak yakın bir yere çekil diyor. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ. Sonra onları tevelli et diyor, yani böyle uzaklaş gibi anlamda. فَنْذُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. Bak bakalım ne diyecekler, benim sözüme ne cevap verecekler diyor. Ne diyecekler bu benim yazdığım şeye karşılık. Müfessirler diyorlar ki Hüdüd mektubu alıp Belkıs'a ve kavmine getirdi. Belkıs başı üzerinde süzülerek mektubu kucağına bıraktı. Belkıs'ın başı üzerinde süzülerek mektubu kucağına bıraktı. Kim? Hüdüd. 29. ayette şimdi Belkıs konuşuyor. Kâret dedi ki Belkıs. Ya eyyuhel mele. Dedi ki ey ileri gelenler. Ey benim danışmalarım, yöneticilerim. İnni ulkiye ileye kitabun kerim. Dedi ki bana gerçekten çok şerefli bir yazı geldi dedi. Yani buradaki kerim, cömertçi, şerefçi, şerefli bir yazı. Şimdi Belkıs'ın böyle demesi ayrı bir durum. Şimdi Allah-u Alem buradaki kerim, cömertçi, yani şerefli bir yazı mıdır? Bizim normalde kavramlara kullandığımız anlam kerim, cömertlik arkadaşlar anlamları. Yoksa şu da olabilir. Süleyman Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu mektup kolay kolay herhalde kimse cesaret edemez bana böyle bir şey söylemeyi. Ne yapar? Bunu bana söyleyen birisi, sıradan birisi olmaması gerek. Yani bunu sahibi en azından böyle birisi olması gerekiyor. Hani Enbiya suresinde İbrahim Aleyhisselam'la kavmi arasında bir konuşma geçiyor ya. İbrahim Aleyhisselam diyor ki kavmine siz diyor bunları niye tapınıyorsunuz diyor.
Böyle aşağılar bir şekilde. Bunlar nedir lan diyor mesela. Böyle diyelim. Bunlar nedir diyor. Yani bunlara tapınıyorsunuz diyor. Bu çok yani böyle saygınlık yapılan kimseler için böyle öldürücü olan ifadelerdir. Onlar sanıyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar ki yani bizi ve bizden önceki babalarımız öyle yaptığından dolayı biz yapıyoruz diyorlar. Şimdi onlar tahmin etmiyorlar İbrahim Aleyhisselam böyle bir şeyin yani böyle bir şey söylemek cesaret isteyen bir şeydir. Çünkü putperestlerin putlarına laf söylemek kolay bir şey değildir. Şimdi diyorlar ki sen bizimle dalga mı geçiyorsun yoksa şaka mı ediyorsun diyorlar. Yani gerçekten mi bunu söylüyorsun yoksa şaka mı ediyorsun? Onlar diyorlar ki herhalde bu bir gençtir. Böyle kanı kaynayan birisidir. Bizimle böyle iş olsun diye matrak ediyordur yani. Laf yani böyle iş olsun diye eğleniyordur diye düşünüyorlar. Çünkü onlar kimsenin tanrılarla alakalı böyle bir şey söyleyeceğini tahmin etmiyorlar. Allahu alem kâlet ya eyyühe mele dedi ki ey yöneticiler, ey idareciler dedi. İnni ulkiye bana geldi. İleyye kitabun kerim. Bana çok şerefli bir kitap geldi diyor. Yani bana çok şerefli bir yazı geldi diyor. Kitap yazı. Bana bir yazı geldi diyor. Acaba bu neyin nesli yani? Önemli bir mektup. Yani birisi bunu göndermiş. Bu çok önemli bir hadisedir diyor. Yani diyor ki innehu min Süleymane. Muhakkak ki o Süleyman'dandır diyor. Yani bu gelen mektup diyor Süleyman'dadır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu da birincisi mektubun Süleyman'da olduğunu söylüyor. İkincisi diyor ki ve inne bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki o mektup Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye başlıyor. Peki Hüdüd gelip Süleyman Aleyhisselam'a briefing verince ne demişti? Demişti ki onlar Allah dışında güneşe secde ediyorlar demişti. Şimdi diyor ki Besmele neyin göstergesi? Burada Allah'ın iki sıfatı zikredilmekte. Rahman ve Rahim. Yani bütün mahlukatı rızıklandıran. Camidini ve şeyini yani cansızını ve şeyini siz söyleyin canlısını hepsini rızıklandıran bir alemlere konan Allah iki sıfat. Demek bu sıfatları anlayabiliyor Belkıs. Rabbin Allah'a has olduğunu ilan edilmiştir. Bundan sonra mektupta Allah'ın birliğine ve emre boyun eğmeye çağırır. Ne yazmış Süleyman Aleyhisselam mektupta? Mektubu okuyor şimdi melik, şey kraliçe halkına. Ella te'alu aleyye ve'dünü müslümin. Diyor ki sakın bana karşı bir şey yapmaya kalkışmayın diyor. Yani hiçbir şey böyle düşünmeyin kendinizde. Yani biz şöyle deriz, böyle deriz. Hiçbir şey düşünmeyin diyor. Şartsız, şursuz, amasız, fakatsız, lakinsiz diyor. Ne yapın diyor? Bana teslim olarak, boyun eğmiş olarak gelin diyor. Bu çok kolay bir şey değildir. Yani bu bir ülke bu intifadeyle direkt savaştır. Savaşın çok da özelliği olan bir şeydir yani. Diyor ki hiçbir şey olmamak kaydıyla diyor ne yapın diyor. Bana diyor direktmen teslim olmuş bir şekilde bana gelin diyor. Şimdi buradaki ve'tunu müslimin bana teslim olmuş olarak bazıları bunu Müslüman olun diye söylemişler. Kisabuni diyor ki krallığının yaptığın gibi bana karşı büyüklük taslamayan ve mümin olarak bana gelin. Yani Müslüman olarak diyor. İbn Abbas Allah'a bileci olarak gelin demiş. Süfyan ise Allah'a itaat edenler olarak gelin. Yani buradaki ve'tunu müslimin bana Müslüman olarak gelin. Yani Müslüman olarak gelin diye İbn Abbas Allah'a tevhid edici olarak gelin demiş. Niye tefsir etmiş? Süfyan Allah'a itaat edenler demiş. Birisi daha bir şey söylemişti. Savun da mümin olarak gelin demiş. Üçü de demek ki ayetin içerisine geçin. Ama ayette Müslüm olarak. Çünkü Müslüm ayrı bir anlam ifade eder. Mümin ayrı bir anlam ifade eder. Muvahit ayrı bir anlam ifade eder. Kanit yani itaat edici de ayrı bir anlam ifade eder. Böyle olun diyor. Süleyman Aleyhisselam onlara böyle diyor. Şimdi Melike konuşuyor. 32. ayette. Kâlet dedi ki ya eyyuhel mele'u eftûni fi emri. Dedi ki ey kavmimin ileri gelenleri bana bu konuyla alakalı fetva verin dedi. Şimdi eftûni bana fetva verin. Yani bana görüşlerinizi söyleyin. Yani ne diyorsunuz bu adamın yani Süleyman'ın dediklerine karşılık bana ey ileri gelen kimseler danışıyor şimdi Melike. Ne yapacağız ne edeceğiz diye Şura Meclisi'ni oluşturmuş. Demokrasi diyebileceğimiz mümkün. Evet. Tabii ki bizim ülkemizde birçok yerler temsili demokrasi vardır arkadaşlar biliyorsunuz. Sadece halkları aldatmak ve oyalamak için sefi insanları işte demokrasi şöyledir, demokrasi böyledir diye gece gündüz propagandası yapılır ama temsili demokrasidir. Halkın iradesi kesinlikle yansımaz. Halk birilerin yani belli bir kimseler işte böyle
elitist tabakanın oluşmuş olduğu bir yapı vardır. Onlar orada birilerini seçerler. O seçilenler sonucu da halk da gider temsil olarak sanki biz onları seçmişiz gibi bir şey ortaya çıkar. Ama normalde aslında seçiciler onlar değildirler. Eğer gerçekten böyleyse herhangi sıradan hiçbir sosyal anlamda veya diyelim ki ekonomik anlamda hiç gücü olmayan bir kimse böyle bir şeye girişemez kolay kolay. Yani demokrat yani eğer söz konusu demokrasi ise ama melike yani burada yani bir kraliçe olmasına rağmen ne yapıyor etrafındaki insanlara danışıyor işte meseleyi soruyor. Bu bizim bilmiş olduğumuz anlamda halk tabakasına ait olan bir şey midir? Değildir. Zaten her kralın veya kraliçenin de yanında belli danışmanları, işte yalakaları vesaire şunlar bunlar vardır. Bu kaçınılmazdır. Allah-u Alem bu umumun anlamına değil zaten önde gelen kimselere danışıyor. Yani önde gelen kimse derken idarecilere danışıyor. Diyor ki diyor yani ne diyorsunuz bu konu alakalı diyor. Ne yapacağız ne edeceğiz. Ma kuntu katiyaten emran hatta teşhadun. Bak ne diyor. Diyor ki siz siz bulunmadan ve görüşünüzü almadan ben herhangi bir şey yapacak değilim diyor bir de. Yani diyor ki yani bilin ki diyor ben sizin bu işle alakalı görüşünüzü almadan, sizin fikrinizi almadan bir şey yapacak değilim diyor. Güzel bir şey söylüyor. Peki 33. ayette şimdi Belkıs'ın adamları konuşuyorlar. Kalu dediler ki, Belkıs'ın adamları dediler ki, nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedid. Dediler ki biz ileri derecede kuvvet, güç sahibi ve savaşmaktan çok şiddetli kimseleriz dediler. Yani biz dediler silahımız, askeri gücümüz, işte eğitimimiz hepsi var dediler ve biz aynı zamanda ile savaşırız dediler. Sen bize soruyorsan dediler bizim hem siyasi hem askeri olarak işte silah olarak mühimmat olarak gücümüz var ve biz savaşırız dediler. Vel emru ileyke fendur mada te'murin. Diyorlar ki emir senindir diyorlar. Yani sen bilirsin diyorlar. Sen söyle diyor biz gerekeni yaparız diyor. Sen desen ki savaşırız savaşırız. Sen desen ki teslim olacağız teslim oluruz. Her şey senin elinde olan bir şeydir. Adamlar birbirlerine çok iyi tahmin ediyorlar ama. Demek ki demokrasi dediğimiz şey 19. yüzyıl falan sonlarında ortaya çıkmış olan bir şey değildir. Komünistler işte kafirler vesaire bu ayetleri okursa görürler. Ta bundan senelerce evvel, asırlarca evvel işte Sebe kraliçesi yani bir Arap Yarımadası'nda kendi önde gelen kimseleriyle bunu konuşuyor. Ve onlar da görüşlerini bildirince ne diyor? Diyor ki emir senindir sen söyle diyor. İstediğimizi yaparız diyorlar. Biz senin emrindeyiz diyorlar. Kurtubi diyor ki Belkıs kavmine güzel muamele eder ve karşılaştığı her durumda onlara istişare ederdi. Hakikaten istişare önemlidir arkadaşlar. İleri gelenler onu mutlu edecek şekilde cevap vererek orduların kuvvetli ve savaş gücüne sahip olduğunu ve ona bildirirler. Sonra da işi onun göğsüne bıraktılar. Bu herkesin yapması güzel olan bir diyalogdur. Hasan Basri işlerini tecrübeyle cesur ve becerikli bir kadına bıraktılar. Belkıs onlardan daha sağlam görüşlü ve bilgili olduğu için bu sözleri söylediler. Evet, istişare önemlidir. Biz istişare yapalım. 34. ayette Kâret dedi ki, Belkıs diyor bak, ileri görüyor kadın. Diyor ki, innel mulüke idâ dehalu karyatun efsaduha. Diyor ki, krallar, melikler, bir şehre, bir ülkeye, bir kente girdikleri zaman orayı diyor fesada boğarlar. Orayı bozarlar. Yani diyor ki hani siz şimdi diyorsunuz ya biz savaşırız diyorlar. Diyor ya ileri gelen adamlar. Biz savaşırız diyorsunuz ya diyor. Bana sorarsanız diyor krallar diyor onların adetleri şöyledir. Çünkü hiçbir kral kendi karşısına bir rakip istemez. Öyle. Baş olan hiç kimse daha doğrusu yani kendisine yarışabilecek olan birisini istemez. Bununla alakalı tarihte bir sürü örnekler vardır. Adam belki kardeşi kendisine ileride rakip olabilecek diye devletin menfaati için kardeşini idam ettiriyor mesela. Kendi saltanatı için vesaire. Şimdi diyor ki diyor kralların adetleri şudur diyor. Bir ülke savaş açacak olurlarsa orayı fesada verirler diyor. Yıkıp yakarlar diyor. Böyle bakmazlar. Hukuk falan tanımazlar yani. Ki zaten savaşta da hani bu zalimdir, mazlumdur diye şey olmaz yani.
Neticede arada gene birçok kimsenin haksız bir şeyle canı yanar. Yani diyor ki var olan bir düzeni yerle bir ederler. Bu tarih, yani günümüzde de özellikle bu yakın dönemde olan savaşlarda örnekleri çoktur. Diyor وَجَعَلُوا اِزَّةً اَهْلُهَا اَذِلَّ Diyor ki oranın izzetli olan kimseleri, yani o kralların savaş açtıkları, o ülkelerin asıl sahipleri, yani izzetli olan kimseleri, üst düzey olan yöneticileri, işte itibar sahibi kimseleri ne yaparlar? Zillete düşürürler diyor. Perişan ederler diyor onlar. Saddam'a Kaddafi'ye nereye yapıldı? Malumunuz. Yeter ki insanlar, sefilleri ve dediğimiz gibi cahilleri harekete geçirsinler. Özellikle medya ve benzerleri böyle propagandalara yapılırsa yapılmayacak olan şey yoktur. Dün Kaddafi'nin elini öpen bir adam ertesi gün affedersin ona tecavüz etmeye kalkar. Çok affedersiniz. Herkese Saddam Hüseyin'e gelen aynı şekilde. Yani bunlar yakın dönemde olduğundan dolayı, herkesin bilmiş olduğu hadiseler olduğundan dolayı. Diyor ki onlar oranın izzetli olan kimselerini ne yaparlar? Zelil düşürürler ve diyor onları esir ederek sürgün ederler, hapse atarlar ve vesaire şunları bunları yaparlar diyor. Böyledir zaten. Yani olmazsa olmaz çünkü yani burada pek iyi niyet olmaz. Hele dünya menfaati söz konusu olursa burada ancak Müslüman olan kimseler belki bu konuda adil davranabilirler belki diyorum. Yoksa kimse bu konuda sınır tanımaz. Zaten Melike de onu söylüyor yani. Taş üstüne koymazlar. Ve kadar keyif alun. Zaten onların hep adetleri böyledir, böyle yaparlar diyor. Evet. Çözüm olarak şimdi düşünüyor. Direkt ülkemi teslim edecek değilim. Ne yapacak şimdi? En tepedeki insan olarak çözüm üretmeye çalışıyor kendince. Diyor ki ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fenadiletun bima yercun murselin. Murselun. Ben onun gibilerine yakışan, yani Süleyman'a yakışan hediyeler göndereceğim diyor. Yani bakalım bu hediyeler gönderdikten sonra bakalım kabul edecek mi? Katede diyor ki kadın Müslümanlığında da müşriklüğünde de ne akıllıydı diyor. Hakikaten öyle. Hediyenin insanlar etkilediğini biliyordu. Hediye gönderiyor, dikkat edin. İbn Abbas kavmine dedi ki eğer hediye kabul ederse o dünya peşinden koşan bir kraldır. Onunla savaşın, kabul etmezse o doğru sözlü bir peygamberdir, ona uyun dedi. Vay. Evet. Tabii yani bu kadar güzel bir ülke, yani yönetim kuran bir kimse sıradan birisi değildir. Onu söyleyelim. Mesela başta ismini zikrettik. Yine Nizam-ı Mülk Nuşirevan'ı anlatırken onun adaletini ve insanlara adaletle muamelesini zikrederken insan hakikaten böyle yani şey yapıyor, tamam mı? Sıradan birisi olmadığını yani. Hatta diyor ki Fars işte kralları diyor böyle mezalim diye eskide, yani mesela bu Emeviler döneminde de olmuştur, Abbasiler'de mezalim meclisi mesela, diyelim ki işte hükümdar, işte padişah, halife, kral belli günler oluşuyor. Zulme uğrayan kimseler, işte yöneticiler tarafından zulme uğrayan kimselerin seslerini dinliyor ve ona göre yani yöneten kimseler, işte tabii bir tek yönetici yok ki, yani üst düzey yöneticiler, onun işte yardımcıları ve sırasıyla bölgelere ve şeylere dağılan kimseler, bunlar halka gerçekten zulmediyorlar mı, etmiyorlar mı? Diyor ki atların üzerinde diyor yüksek tahtalar, mihferler yaparlardı ve oradaki insanlar durumlarına bakıp da hani zulme uğrayan kimse eğer kendisi ifade edemeyecekse onların durumlarına daha iyi bakabilmek için. İşte Belkıs'a böyle bir yani anlayışa sahip, yani dediğimiz gibi hem adil hem de ileri gören bir kadın. Ki Katade de böyle diyor. Diyor ki ne muazzam bir kadın, hem Müslümanlığında hem de müşriklüğünde böyle birisi diyor. İşte Belkıs ona hediye gönderiyor. Diyor ki diyor bakalım diyor bu ne yapacak diyor. Feremma ca'e Süleyman'a kâle etumidânini bimânin. Belkıs'ın elçileri Süleyman'a büyük hediye götürünce Süleyman onları azarladı. Dedi ki sizin imkanınız ve hakimiyetiniz üzerine bırakmam için bana mal mı getirdiniz dedi yani. Ben sizi bu Allah'a isyan üzere kurmuş olduğunuz putperest yönetiminizi bana mal karşılığında sizi serbest bırakmamı mı istiyorsunuz dedi.
Yanılmıyorsam Ömer bin Abdülaziz döneminde mi? Abdülmelik bin Mervan dönemi olmadı kesin de Allah-u Alem Ömer bin Abdülaziz döneminde olması gerek. Bölgeyi şu an hatırlamıyorum. Birçok kimse Müslüman oluyor. Vali şeye Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazıyor. Diyor ki işte efendim diyor halife ya diyor buradaki kimselerin çoğu diyor Müslüman oluyorlar diyor. Dolayısıyla biz diyor ne yapacağız diyor. Artık bunlar Müslüman oldukları zaman cizye vermeyecekler diyor. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam insanlara harac almak için gelmedi diyor. Hidayete erdirmek için geldi diyor yani. Şimdi devletler de çıkarlarına bakarlar ve şeylere bakarlar. Gelecek olan para nerede geliyorsa orayı muşaklık davranırlar. Görmezler, esnek davranırlar. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'a da gönderilen mallar sıradan mallar olmalı kesin. Böyle insanı cezbedecek. Özellikle böyle krallar ve üst düzey yöneticiler belli yani. Düşünün ki mesela senelik şu kadar işte şey vereceğiz. Tarihte bunun örnekleri var mesela. Diyelim ki Harun Reşit işte Bizans elçisiyle şu şey yapmış tamam mı? Anlaşma yapmış. Bana senelik işte şu kadar haraç karşılığında yani diyelim ki işte ne diyorduk biz ona cizye karşılığında sizin şehirlerinize şuna buna saldırmayacağız diye. Yani tarihte bunun bir örneği var. Bir Fransız prens ne bir şey yapıyor? Şey İngiliz prens ve ondan sonra kraliçe ne? Harun Reşid'e daha önce vermiş olduğu verginin iki katını ödeyerek böylece kendi Bizans'a falan sataşmaması için şey yapıyor. Anlaşma yapıyor yani. Şimdi gelirin olduğu bir yerde kimse kolay kolay o konuda kızmaz. Hani derler ya halk arasında para her kapıyı açar diye. Bu boşuna söylenmiş olan bir söz değildir. Adam mesela gidiyor işte. Hani bunlar Türkiye'de şimdi ne kadardır bilmiyorum ama eskiden çok meşhurdu. İşte adam bir işi varsa adam dosyaya bakıyor diyor ki senin bu işin olmaz ya kardeşim diyor işte mesela diyelim. Ama işte dosyanın içinde başka şeyler görünce tamam diyor bu iş kolay diyor mesela. Bu çok rahat yapılır diyor mesela. Belki imkansız olan bir şey oluyor mesela. Şimdi böyle bir yönetim tabii ki iflas etmiştir yani Allah belalarını vermiştir. Neticede bunlar Süleyman Aleyhisselam'a gelince bu mallar Süleyman Aleyhisselam diyor ki ben sizin putperest düzeninizi böyle bırakacağım diyor. Şimdi günümüzde devletler biz şöyle düşünürüz bazen. Türkiye'de mesela bakıyorsun bazı yöneticilere insanlar küfür ediyorlar işte hakaret ediyorlar. Bayağı böyle olur mu böyle olur mu diye. Yöneticiler öyle bakmıyorlar işlere. Şöyle bakıyorlar. Sana göre en baş düşman olan bir kimse eğer çıkarı varsa o her şekilde onunla işini yapıyor yani. Bundan emin olun. Olalım. Yani kişilerin düşmanlıklarıyla işte şeyleri devletlerin kâni değildir. Devletlerin genelde özellikle günümüzdeki dostluklar ve düşmanlıklar çıkar üzerinedir. Kazan kazanadır. O yüzden adamlar mesela bazen diyorlar ki ekonominin dini yoktur mesela. Paranın dini imanı yoktur. Şimdi olursa olsun fark etmez. O yüzden yani o bizim yani insanlar için çok değerli olduğu söylenen şeyler pek bir değer anlam ifade etmezler bu zaviyede bakıldığı zaman. Ama Süleyman Aleyhisselam'a bu getiriliyor. Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Süleyman Aleyhisselam diyor ki siz bana bu putperest devlete dokunmamak için hediyeler ettiniz öyle mi diyor. Fema ataniyallahu hayrun mimma atekum. Sizin bana verdiğiniz şeylerden daha hayırlısını Allah vermiştir diyor. Sizin bana getirmiş olduğunuz takdim etmiş olduğu şeylerden daha hayırlısını Allah bana vermiştir diyor. Bel entum bi hediyetikum tefrahun. Bilakis hediyelere siz sevinirsiniz. Siz onlara o maşallah şöyledir böyledir. Hatırlarsanız Müslümanlar şey işte hicret edip de Habeşistan'a gittikleri zaman Mekkeli aristokratlar yani para babalar ne yapmışlardı? O zamanki adamlarını gönderdikleri zaman Necaşi'ye ne yapmışlardı? Necaşi'nin yanındaki adamların da ta tutun sarayın kapısındaki adama kadar Necaşi'ye kadar en değerli hediyeleri götürmüşlerdi ki bunları takdim ettiğimiz zaman ki zaten Çağrı filmini çoklarınız izlemiştir. Oradaki birçok rahipler işte şunlar bunlar böyle hani çok dünya değer vermeyen dünyada vazgeçmiş olan adamlar var ya kendilerine dünya malı verildiği zaman o adamlar gidiyorlar başka adamlar geliyorlar. Şimdi bazen şöyle insanlar görürsünüz. Böyle adam konuşur işte üf dersin ki bu adam hiç dünyada gözü yok. Yani dünya bunu terk etmiş. Valla mülkle bir gözü yok. Bu adamın parayla deneyin görürsünüz valla mülkle gözü olup olmadığını. Bir mana dokunun bakalım. Valla mülkle dünyayı hiç istemeyen adam. Ben bu dünyayı hiç sevmiyorum. Ya bu dünyada üf.
var ya. Ama aynı adam kendisi 10 tane bina verirse hiç şey yapmaz. Hemen alır. Hatta onun için darabereler bile yapar. İşte o yani Necaşi'nin etrafında duran adamlar hepsi hediyeleri alırlar. Asıl kim Necaşi diyor ki Allah diyor bana miktarı verirken mal falan benden almaz ki diyor. Benim sizin mallarınıza falan ihtiyacım yok. O yüzden Allah hidayet veriyor. O yüzden Necaşi'nin değeri yükseliyor. Yoksa Necaşi'nin olmadı. Haberi olmayan bir kimse. Geliyorlar zaten Necaşi'ye raporu veriyorlar yani. İstihbaratı veriyorlar. Diyorlar ki bunlar soysuzların diyorlar. Ahmakların işte sefillerin teki kocaman Mekkelileri gelen kimselerini terk etmişler. Ataların dilemleri çevirmişler. Bir de gelmişler sen dinle değiller diyorlar. Böyle bir hainler ne yapacaksın diyor. Ver bu adamlarına ne gitsinler diyor. Lar. Adalet başka bir şeydir. Bir adam aynı kitaptan Nizamülmülk diyor ki eskiler demişlerdir ki Allah devleti yani yöneticiyi kafir olan yöneticiye mühlet verir, güzel yaşar ama zulümle hükmeden yöneticilere Allah fırsat vermez. O yüzden insanlar böyle ben dünyayı sevmiyorum. İşte falanca alimler şöyle demişler dünyayla alakalı. Geçin. Adam cebine dokunun. Adam muamelelerine bakın. Hasan Basri'nin dediği gibi. Ona göre bakarsınız dünyaya değer verir mi vermiyor mu diye. Bana değer verir mi vermiyor mu diye. Anlaşılır. İşte Süleyman Aleyhisselam'a bunlar getiriyor. Düşünün ki Süleyman Aleyhisselam'a senelik şu kadar işte gümüş, altın, ipek, bilmiyorum şunlar bunlar hepsi gelecek. Bunlar iştah kabartan şeylerdir. İnsanoğlu doymak bilmez. Hemen kabul eder tamam. Kaşifler görmemiş oluruz. Biz alacağımıza bakarız. Bu küçük ve karaktersiz kimselerin yapacağı şeylerdir. Maalesef günümüzde böyle. Süleyman Aleyhisselam diyor ki aksine diyor siz bizi hediyelerle sevineceğinizi böyle şımartacağınızı böyle düşünüyorsunuz ama biz diyor tabir yerine o işlerin adamı değiliz diyor. Siz onunla şey yaparsınız diyor. Siz ancak onunla ferahlanırsınız diyor. Oh. Bugün var ya köşeye kısa sürede döndük. Yani biz insanların hepsi böyleyiz arkadaşlar. Azla hiç kimse kendisini hiçbirimiz Allah'a karşı temize çıkartmamamız gerekiyor. Adam dünyada işte şunu şunu Allah bana verirse tamam demez. Resul'e diyor aleyhissalatü vesselam Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünün de olmasını ister diyor. İşte Süleyman aleyhisselam diyor ki durum budur devamında diyor ki irci ileyhim fela bi cunudin la kıbele lehum biha diyor. Hediyelerini onlara geri götürün. Allah'a kasem olsun ki diyor üzerlerine karşı koyamayacakları ve savaşarak durduramayacakları bir orduyla onlara geleceğiz diyor. Karşı koyamayacakları bir güçle onlara geleceğiz diyor. Ve la nuhricenne minha ezzileten ve hum sagirun. Ve diyor Müslüman olarak gelmedikleri takdirde onları mutlaka hor ve hakir aynen Belkıs'ın dediğini söylüyor. Hor ve hakir bir şekilde orada çıkartacağız diyor ülkelerinden. Günümüzde kafirler buna diktatörlük diyorlar. İbn Abbas diyor ki Belkıs elçileri Süleyman'ın yanına dönüp durumu ona haber verdiklerinde Belkıs bu zatın kral olmadığını anladı. Bizim ona gücümüz yetmez dedi. Süleyman'a elçi gönderip ben kavmin ileri gelenleri yani kendi toplumun ileri gelenleriyle sana geliyorum. Durumun ne olduğunu çıkardın, dinin nasıl bir din olduğunu göreyim dedi. Sonra 12 bin komutanla Süleyman yanına geldi. Tabi bu rivayet doğru mudur değil midir onu bilemiyoruz. Beydavi bunu aktarmış. Kale Süleyman dedi ki Ya eyyuhel melev eyyukum ye'tuni bi arşiya kable en ye'ti yeni Müslümin. Süleyman Aleyhisselam diyor ki şimdi Allah-u Alem Süleyman Aleyhisselam burada ne kadar güçlü olduğunu herhalde onları göstermek için. Diyor ki yanında bulunan ordu komutanlarında Belkıs kendi kavmiyle milletiyle bana gelmeden önce onun tahtını bana kim getirir dedi. Hani bana Müslüman olarak gelmeden önce onun tahtını bana kim getirir dedi. Kim getirecek? Beydavi diyor ki Süleyman bununla Allah'ın kendisine özel olarak vermiş olduğu gücü ve peygamber iktidasının doğruluğunu gösteren harikulade şeylerden bazılarını Belkıs'a göstermek ve onun tahtının tanınmayacak bir hale getirip de tanıyıp tanımayacağını göstermek suretiyle zekasını denemek istedi.
Kâle ifritun. İfritin birisi dedi. Biz geçen hafta üzerinde konuşunca ezbere de cin demiştik ama bu insabuni bunu cinler ve insanların azgını. Yani her türlü filmi çevirmeye müsait olan şeyler. İstihbaratlarda biliyorsunuz her türlü adamlar vardır. Mine cinni. Cinler dedi ki enâ etike bihi kable en tekume min makamik. Dedi ki güçlü cinlerden birisi olan ifrit dedi ki sen hüküm meclisine yani kendi tahtında kalkmadan önce ben onu sana getiririm dedi. Süleyman her gün sabahtan öğleye kadar hüküm yani işte meseleleri halletme meclisine oturur. İfrit'in bundan maksadı tahtı yarım günden daha az bir zamanda içeriye getireceğini bildirmek istedi bana. Ve inni aleyhle kaviyun emin. Şüphesiz ben bunu taşıyabilecek olan güçlüyüm yani. Buna ehil ve emin birisin dedi yani. Bunu yaparım dedi yani. Hiç şey olmasın dedi. قال الذي birisi dedi ki o kimse ki indehu ilmu min el-kitabi ana atike bi qabla an yartada ileyke tarfuk dedi ki kendisi kitap ilmi olan birisi de dedi ki gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Yani sen daha gözünü böyle açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, geçen hafta da bunun üzerine konuşmuştuk. Tasavvuf veli buna işte bir şeyhin kerameti sonucu buradayken oradan alıp başka bir yere götürüyor diye. Biz geçen sene işte dijital dünyada günümüzde işte internet bilmiyorum şunadır bunları da konuşmuştuk yani. Yani Süleyman Aleyhisselam bugün verilen imkanlarına da ilerse şeyler verildiğini de söylemişti ki ne doğrusunu Allah bilir. Eskiler bunu millet anlamadığından dolayı buna şimdi adam diyor ki düşünüyor. Kardeşim sana nereye Kudüs şey, Sebe nereye Kudüs neresi? Nasıl oradan alıp oraya getirecek? Şimdi düşünüyor diyor ki bu şeyhin kerametidir diyor. Şeyh diyor mesela diyor, keramet edilir birisi çoğundaki o keramettir mesela diyor. Neyle bu ancak izah edilir? Keramet edilir mesela. Onun tatil ne yapar işte bir Allah dostu direkt hemen gözünü açıp kapamadan önce alıp getirir. Sanki Allah dostu Süleyman'dan daha büyük aleyhisselam. Haşa. Böyle demişler, böyle diyorlar zaten biliyorsunuz. Sofilere vesaire işte tarikat tercihlerine giden insanlara bu şey anlatılır, bu keramet anlatılır yani. Müfessirler diyorlar ki o Asaf bin Bahriyar'dır. Sıdıklardan olup dua edildiğinde duası kabul olunan ismi azam duasını bilirdi. Mesela böyle demişler müfessirler ama Allah doğrusunu bilir. Çünkü onlar bunu görseydi belki böyle demezlerdi de yine de Allah doğrusunu bilir. Belkıs'ın tadını getiren odur. Süleyman'a şöyle demişti. Sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm. Allah'a dua etti. Taht anında geliverdi. Keramet göstermemiş yani. Sofilerin ne diyor? فَلَمَّ رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ رَبِّ فَضْلِ Süleyman onu yani bakıp da tahtı hemen hazır görünce Belkıs'ın tahtını huzurunda görünce yani yanında görünce bu Allah'ın bana ihsanıdır dedi. Bu Rabbimin fazlıdır dedi. Ne büyük bir şey. Demedi ki bak işte biz böyle yaparız. Biz böyle yönetiriz. Biz böyle hükmederiz. Biz var ya biz her şey bizimle olur. Günümüze yöneticilerden tapan kimseler falancalar olmadan biz olmayız diyen zavallılara bu görülür. Yani Allah beni önümde alsın sana versin böyle diyen zavallılara. Böyle şey olur mu ya? Bak Süleyman Aleyhisselam diyor ki indehu kare dedi ki Süleyman'ın hada min fadli Rabbi dedi ki bu Rabbim fazlıdır. İhsanıdır. Le yebruvani eşkuru em ekfur. O beni imtihan ediyor. Bakalım ben şükür edeceğim, küfür edeceğim. Yani diyeceğim ki alemde Rabbim Allah'ım olsun. O bunun insanıdır. Süleyman Aleyhisselam Sa'd suresine gelecek. Atıyla böyle okşuyor ya diyor ki işte böyle atını tutuyor böyle ensesini falan şey yapıyor. Diyor ki sen diyor bana Allah hatırlatından dolayı diyor ben seni bilemem. Allah diyor ki biz diyor Süleyman'ın kürsüsünün yani kürsünün üzerine diye bir şey koyduk diyor. Bir ceset. Ne kadar değersiz olduğunu görmesi için, bilmesi için. Süleyman Aleyhisselam böyle imtihan ediyor alimlere falan Allah'ın. Ve diyor ki Rabbim beni imtihan ediyor. Bakalım şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim? Yani Allah'a şükredenlerden olacağım. Her şeyi Allah'a izafe edeceğim yoksa kendime mi? Biz var, biz olmasak, ben, bizler. Baş. Biz olmasak da olur, olursak da olur. Hiçbir şey olmaz. Her şeyin sahibi Allah'tır. Yani dünyada biz yoksak diye dünya batmaz. Veya varız diye dünya mamur olmaz. Böyle. Ama maalesef biz zavallı kimseler olduğumuzdan dolayı kendimizi çok büyük, çok akıllı, çok yetenekli, her şeyin ehli böyle düşünüyoruz yani. Ama küçük yani
küçük beyni zavallı kimseler olduğumuzdan dolayı böyleyiz yani. Böyle düşünüyoruz. Halbuki her şeyin sahibi Allah'tır. İşte Süleyman Aleyhisselam öyle diyor. Zaten hani demişler ya, büyükten büyük, yani büyük kimse de büyük söz sadır olur. Süleyman Aleyhisselam da böyle diyor. Ve men kefere feyne rabbi ganiyyün kerim. Diyor ki kim, yani ayette bir ayetin başka bölümünü veriyor. Diyor ki kim şükretmezse, yani şükretmezse mutlaka ne yaparım? Ve men kefere feyne rabbi ganiyyün kerim. Kim küfrederse feyne rabbi ganiyyün kerim. Benim Rabbim diyor. Muhakkak nedir? Yani diyor hem zengindir hem cömerttir. Kimsenin küfretmesi ona bir zarar falan vermez. Kim nankörlük ederse kimse etmiş olur. Kırk birinci ayete gelince, şimdi burada savunu bir şeyler de söylemiş diyor ki, Allah nimetlerle nankörlük edenlere lütfetmeden cömerttir. Sebe kraliçesi Süleyman ülkesine yaklaşınca kraliçeyi imtihan etmek için tahtın bazı alametlerini değiştirmesini emretti Süleyman Aleyhisselam. Kraliçenin tahtını. Kale nekirve leha arşeha. Onu böyle değiştirdi yani. Bilinmeyecek yani, tanınmayacak bir halde. Bu mal sana aitse tanırsın. Ama biraz değişiklikler yaptı. Bakalım o mu değil mi diye. Nenzure etetü emkâne tekûnün minellezine layet edin. Bakalım onu gördüğünde kendi tahtını olduğunu anlayabilecek mi, yoksa bu konuyla alakalı doğru bulmayacak mı? Süleyman onu denemek için bunu yaptı. Felemmâ câet qîle ahakede arşuk. Belkıs geldiğinde tahtın, bu gördüğün tahta benziyor mu denildi. Felemmâ câet, o gelince قِلَا اَكَدَ اَرْشُكُ, senin arşın buna benziyor mu denildi kendisine. Yani bir nevi bir ipucu olsun dedi. قَالَ كَأَنَّهُ, belki dedi ki o aynı benim tahtım dedi. Yani tam değişik görmüş olabilir ama benim tahtım dedi. وَاَتَيْنَ الْعِلْمَ, İbn-i Kesir diyor ki bu son derece akıllı ve zekice bir davranıştır. وَاُوتِنَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّ مُسْلِمِينَ. Bu Süleyman'ın sözlerindendir. Yani Süleyman Allah'ın nimetlerini anarak, yani zikrederek Allah ve onun kudreti hakkında bu kadından önce bize bilgi verilmiştir. Ve biz ondan önce Allah'a teslim olmuş Müslüman olan kimseleriz. وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Daha önce güneşe veya tapmış olması onu Allah'a iman etmekten alıkoydu dedi Süleyman Aleyhisselam. Allah-u Alem bizim ifademizle hüccet ona ulaşmamış. Kendimize böyle diyoruz ya. İnna kânet minan mekâmin kâfilin. Böylece o ne yapmıştır? Kâfir olan bir kavim ne olmuştur? Kîle lehâ udhulu sarha. Belkıs'a denildi ki, gelen Belkıs'a, yani kraliçeye denildi ki, bu büyük köşke gir. Felemmâ râethû hasîbetü lücceten ve keşefte ana sakayha. Belkıs o büyük sarayın avlusunu görünce onu derin bir su sandı. Yani böyle içine düşerse bir daha kurtulamayacağı şekilde bir su sandı. Oraya girmek için ayağın az yukarı açtı. قَالَ اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرُّدٌ مُقَوَارِيرٌ. Süleyman dedi ki o saf camda yapılmış, yani billurdan yapılmış olan düz ve parlaktır. Kuşkusuz ben şirk koşarak ve güneş taparak kendime zulmettim dedi. Ha, Süleyman dedi ki, yani قَالَ اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مُقَوَارِيرٌ. O dedi ki billurdan yapılmış olan bir şey dedi, yani camdan yapılmış olan. Camdan yapılmış. Bize göre o dönemde cam nasıl olacak yani? Bugün bile camlarda yapılan çok nadir işlemler var mesela. Dedi ki o billurdan yapılmış dedi bir şeydir dedi. Yani bir havuzdur bir nevi yani. Belkıs bunları görünce kâle rabbi inni zalemtu nefsi. Dedi ki kâlet. Hani dedi ki Rabbim ben şüphesiz şirk koşmakla kendi nefsime zulmettim. Ve eslemtu ma'a Süleyman'e lillahi rabbil alemin. Ben Süleyman'la, yani Süleyman'a uydum ve alemlere olan Allah'a iman ederek ona teslim oldum dedi. İslam'a geldim dedi. İbn-i Kesir bu ayette anlatmak istenen şudur. Süleyman bu kraliçe için billurdan yapılmış güzel ve büyük bir saray edindi ki ona güç ve kuvvetin büyüklüğünü göstersin. Kraliçenin arşı, tahtı büyüktü biliyorsunuz. Belkıs Allah'ın Süleyman'a verdiği şey ve onun durumunu, yüceliğini görüp de düşünce Allah'ın emrine boyun eğdi ve Süleyman büyük bir peygamber ve hükümdar olduğunu anladı ve alemlere olan Allah'a teslim oldu. Allah bizleri de
onun nimetini gören ve ona hamd eden kullardan kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.